Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Kasım 2020. Yavru vatan Kıbrıs 37 yaşında. Kıbrıs açısından tarihi bir gün. 15 Kasım 1983'te yani 37 yıl önce tam da bugün Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık bir devlet olduğunu dünyaya resmen ilan etmişti. Dinlediğiniz bu sesle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü için bugün törenler vardı. ATV Haber olarak biz de bu tarihi günde adadaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Neredeyse yarım asır sonra yeniden sivillerin kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gezdi. Ortaklığı Rumlarla yeniden tesis etmek mümkün değil ifadesini kullandı. İki devletli çözüm müzakere edilmeli diye seslendi. Tabii uluslararası toplumada bir çağrısı vardı. Garantör ülke olarak artık diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı dedi Erdoğan. Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıslı Türklerle buluştu. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir. 2004'teki Annan Planı referandumunu hatırlattı Erdoğan. Kıbrıslı Türklerin çözümden yana olduğunu söyledi, masadan kaçan Rumlar dedi. Erdoğan, Rumların bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının eşit paylaşımı konusunda da aynı tavrı sergilediğine dikkat çekti. Bugün Kıbrıs'ta İki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor. Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki törenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte takip etti. Liderler törenin ardından Kapalı Maraş'a geçti. Aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu Dünya Jet Sosyetesi'ne yıllarca ev sahipliği yaptı. Gördüğünüz bu altın kumsallar. Ancak aradan geçen 46 yıl içerisinde adeta hayalet şehire dönmüştü. Ta ki 8 Ekim 2020'ye kadar. Ve bugün bir ilk daha gerçekleşecek Kapalı Maraş bölgesinde. Bu kez büyük bir organizasyonla Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri piknikte bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli az sonra gelecekler ve kendileri için hazırlanan görmüş olduğunuz bu masaya oturacaklar. Kıbrıslı Türkler onlar için oldukça leziz yemekler de hazırladı. Et döner, şeftali kebabı, poğaça çeşitleri, bulgur köfte ve daha o kadar çok yiyecek var ki menüde. Bunu da az sonra her iki lider tatmış olacak. Maraş bölgesinin en büyük kilisesiydi. Hatta sadece Maraş'ın değil Magosa bölgesinin en büyük kilisesiydi bu kilise. Ve yıllarca Hristiyanlara hizmet etti. Ancak zaman içerisinde tabii ki Maraş kapandıktan sonra hem bu tel örgülerle hem gördüğünüz bu varillerle kapatıldı. Ancak variller de zamana yenik düştü ve her biri gördüğünüz gibi çürümüş. Hemen girişinde büyük bir süpermarketin de bulunduğu dönemin belki de en lüks yapılarından birinin içindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi duvarın sadece boyaları değil aynı zamanda sıvaları da dökülmüş. Hatta elektrik panoları neredeyse tamamen çürümüş gitmiş. Bina belki yıkılmaya yüz tutmuş. İşte bundan sonrası artık Kıbrıs yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Kapalı Maraş'ı eski günlerine döndürmeye çalışacak. Ankara Haber Müdürümüz Salim Salimoğlu bu tarihi günde adayı izleyen gazetecilerden biri. Orada gün boyu ATV Haber adına oradaydı. Erdoğan'ın mesajlarına kulak verdik. Salim, sendeki notlar neler? Şu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündüz yapmış olduğu açıklamayı bir adım daha ileri götürdü aslında Nihan Günay. Öncelikle onu belirteyim. Taşınmaz mal komisyonu kurulacağını söyledi. Az önce tam da benim bulunduğum bu noktada yaptı açıklamayı. Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte arkamda görmüş olduğunuz alanda piknik yapılmıştı. Sonrasında geldi tam da bu noktada o tarihi açıklamayı yaptı. Taşınmaz mal komisyonu kurulacağını söyledi. Malum bu bölge Kapalı Maraş bölgesinde Rumların hatta İngilizlerin ve daha pek çok milletten insanın burada arsası, evi, villası var. O yapıların tekrar sahiplerine verilmesi için taşınmaz mal komisyonu kurulacağının altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maalesef uluslararası arena tarafından hak ettiği desteği bir türlü alamadığını altını çizdi. Bu nedenle özellikle biz bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen belirtelim o konuşmayı ve gün boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını belki Türk gazetecilerden daha fazla sayıda Rum gazeteci de takip etti. İşte o takibin tek amacı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce bulunduğum noktada yapmış olduğu taşınmaz mal komisyonuyla ilgili açıklamasıydı. Yani bundan sonrasında Kapalı Maraş'ta yeri olan, mülkü olan Rumlar başvurmaları durumunda ya paralarını alacaklar ya da bir anlaşma yoluna gidilecek. Buradaki Kapalı Maraş'taki mülklerinin sahipliklerini bundan sonra rahat bir şekilde iddia edebilecekler Rumlar. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış oldu Nihan Günay. Salim Salimoğlu çok çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz. Ankara'da akıl almaz olay. 13 yaşındaki 3 arkadaşın bilgisayar oyunuyla başlayan kavgası ölümle sonuçlandı. Kan donduran olayın detayları birazdan ATV'de. Günün en korkunç haberinin detaylarını birazdan izleyeceksiniz. Önce koronavirüste mücadele. Maskesiz dolaşmanın ve yasak alanlarda sigara içmenin cezası 900 lira. Ancak ne yazık ki bazıları için bu cezalar da caydırıcı değil. Yasa ve cezalara rağmen kuralları hiçe sayıyorlar. Bu yüzden denetimlerde sıklaştı biliyorsunuz. Umut Erol ve kameraman Ayhan Arıtürk Taksim'e ve Beşiktaş'a gitti bugün. Arkadaşlarımız ekiplerin cadde ve meydanlardaki virüs mesaisini izlediler ve umursamazlığın görüntüsünü sizler için kaydettiler. 900 lira ceza. Evet, evet. Ne yapacaksınız? Ödeyeceğim. Kimi yasa aldırış etmedik. Sigara içiyorsunuz. Evet. Yasak biliyorsunuz değil mi? Kimi ise kamerayı görünce yere attı. Kafede otururken içiyordum sigarayı. Ama şu an hala elinizde. Yok, şu an elimde yok. Attınız az önce. Nerede? Kim attı? Günlerdir uyarılar yapıldı, hatta binlerce lira ceza yazıldı. Ancak bütün bu uyarılara rağmen hala dışarıda sigara içen de var, maske takmayan da. Maskeniz yok neden? Var. Maske çenenin altında. Eyvallah. Neden peki? Maske takıl değil ama neden acaba? Maske her zaman var cebimde. Şu an telefondayım, yurt dışında görüşüyorum. O yüzden mi takmadın? Evet evet, şu an taktım cebimde. İzniniz olması lazım. Ama telefonda konuşuyorum. Nasıl konuşabilirim ki? Polis ekipleri göz açtırmadı. Kurallara uymayanlara 900 lira ceza kesildi. 900 liranız var mı? Benim mi? Evet. Valla şu an yok. Biliyorsunuz cezası evet. 900 lira. Evet doğru. Ancak hala elinizde. Atmak için çöp arıyordum şu an. Cebinizdeydi ama polisleri görünceye kadar takmadınız. Neden? İstiklal Caddesi'nde manzarayı görüyorsunuz. Yine çok kalabalık, hal böyle olunca polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Pandemi kurallarına uymayanlar drone'la tek tek tespit ediliyor. Atayım yani. Cezası 900 lira. Siz ceza kesmeyecekseniz sıkıntı yok o zaman. Sigarayı yaktınız ama yasak biliyorsunuz. Yok, haberim yok vallahi benim. 900 lira cezası mı? Söndürüm ama hemen. Cezayı biliyor muydunuz? Yok, bilmiyordum. Yani 900 lira. Sigarayı da şimdi söylediler, atacaktım. Son bir haftada 500'den fazla cadde, sokak, meydan ve iş yeri denetlendi. Yaklaşık 41 bin kişinin maske zorunluluğuna uymadığı belirlendi. 36.873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri ise faaliyetten men edildi. Ölümcül virüse karşı verdiğimiz savaşın en büyük kahramanları kuşkusuz sağlık çalışanları. Salgın boyunca ailesinden, çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı kalıp bizi hayatta tutmaya çalıştılar. Hala da öyle ama ne yazık ki tek çileleri bu değil. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kayda geçen o rezaleti hatırlayın. Hasta yakınları acili basıp hemşirelere saldırmıştı. Yine aynısı oldu ve yine
Ankara'da. Bu kez Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi birbirine girdi. Çocuklarının öldüğünü zanneden hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı ve görevliler tıbbi malzemelerle barikat kurarak kendini kurtardı. Olay sonrası gözaltına alınan 5 saldırgandan biri tutuklandı. Şuna bak. Yaşadıkları, maruz kaldıkları şiddet gerçekten de inanılacak gibi değildi. Sağlık çalışanları bir kez daha saldırıya uğradı ve kapının önüne tıbbi malzemelerle barikat kurarak canlarını kurtarmaya çalıştılar. Şuna bak. Gece yarısı bir sağlık çalışanının cep telefonu kamerasına yansıdı skandal görüntüler. Bu kez adres Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi. Saldırının sebebi geçirdiği kaza sonrası servise kaldırılan bir çocuğun öldü zannedilmesi. İşte bu asılsız iddia ortalığı birbirine kattı. Hasta çocuğun yakınları öfkelendi. Yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu. Camları dakikalarca böyle yumrukladılar. Tehditler savurdular. Sağlık çalışanları yoğun bakım servisinin kapısına tıbbi cihazları yığarak canlarını korumaya çalıştı. Saldırganlara ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı. Ardından olay yerine gelen polis arbedeyi engelledi. 5 saldırgan da gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki geldi. Mahkemede hesap verecekler dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Ünüvar saldırının takipçisi olduklarını duyurdu. Şehir magandalarından biri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çocuk yoğun bakım servisinde yaşanan saldırı anları akıllara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan bu görüntüleri getirdi. Ve terörle mücadele. Mehmetçik geçtiğimiz gün Tunceli'de düzenlenen operasyonda örgütün Türkiye'deki sözde bir numarasını öldürmüştü. Nefes kesen o operasyona dair görüntüler bugün ortaya çıktı. Komandolar hakim tepeleri tuttu, özel eğitimli birlikler helikopterlerle sevk edildi. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki sözde bir numarası düzenlenen operasyonla öldürüldü. PKK'nın sözde elebaşlarından Yılmaz Kod adlı İsmail Sürgeç, onlarca terör saldırısının emrini vermişti. Aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideydi. Yeri tespit edilmesin diye bir yıldır telsiz dahi kullanmıyordu. MİT terörist başı Sürgeç'in Tunceli'de Ahpanos Vadisi içinde Sarp Kayalıklardaki bir mağarada gizlendiğini belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki sözde bir numaralı ismi Sürgeç saklandığı mağarada kıstırıldı. Çıkan çatışmada yanındaki teröristlerle birlikte öldürüldü. Nefes kesen operasyonla Mehmetçik kırmızı listeye bir çizik daha atmış oldu. Polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli bir operasyona imza attı. Başkenti kana bulamak isteyen iki terörist keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin bilgisayarlarını inceleyen polis, silahla eğitim yapıldığını gösteren fotoğraflar ve Viyana saldırısına dair videolar ele geçirdi. Silahlı eğitim alırken böyle poz verdiler. Ankara'da saldırı hazırlığındayken kıskıvrak yakalandılar. MİT ve Emniyet, DAEŞ'lı teröristleri keşif yaparken paketledi. İstihbarat ve terörle mücadele polisi, Suriye'de DAEŞ kamplarında silahlı eğitim aldıkları belirlenen iki teröristin Türkiye'ye sızdığını belirledi. Yapılan teknik takip sonucu Ankara'da oldukları öğrenildi. Adım adım izlendiler.
başkentin kalabalık bölgelerinde ve kritik noktalarında keşif ve istihbarat faaliyeti yürüttükleri ortaya çıkarıldı. Gel buraya tahliye gel gel. Tamam. Üçlü var burada al bunları. Geçin ya. Ortakiden al. Bunları al. Abi başına geçin. MİT ve Emniyet'in özel operasyon birimleri tam da iş üstündeyken yakaladı DAEŞ'lı teröristleri. Saklandıkları adrese de eş zamanlı baskın düzenlendi. Bilgisayarlarında detaylı inceleme yapıldı. 2 Kasım'da Viyana'da gerçekleşen terör eylemine ilişkin videolar bulundu. Dijital materyaller siber polis tarafından kazıma yöntemiyle tekrar incelendi. Şifreli dosyalardaki bu fotoğraflar da o sırada bulundu. Teröristlerin silahlarla verdiği pozlar ortaya çıkarıldı. Teröristler mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Amerika'da Trump'ın oylarımız çalındı demesi tansiyonu yükseltti ve gerilim sokaklara da indi. Çıkan olaylarda yaralananlar oldu. Dünya devi şimdi nasıl normale döneceğini düşünüyor. Gündüz başlayan gerilim geceye taştı. Seçim kavgası sokakları kana buladı. Amerika seçim gerilimini bir türlü aşamadı. Trump destekçileri oylarımız çalındı diyerek gösteri yaptı. Amerikan Başkanı Trump da oradaydı. Aracından destekçilerini selamladı. Ancak onlarla aynı görüşte olmayanlar da vardı. Tansiyon çok kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Yaralananlar oldu. Hava kararınca da düşmedi tansiyon. Yumruklar, tekmeler birbirini izledi. Bir kişinin de bıçaklandığı gecede 20 gösterici gözaltına alındı. Let him go! Let him go! ...50 yıllık hurda otomobilleri tamirhanesine sokuyor... ...görenin dönüp bir daha baktığı hale getiriyor. İhtiyar delikanlılara gençlik aşısı vuran tamirhane... ...birazdan ATV'de. Tülay Aksu, 2 çocuk annesiydi. Boşanmış, hayatına yeni bir sayfa açmak istemişti. Ancak eski kocası buna müsaade etmedi. Eski eşinden boşanmış, yeni biriyle tanışmış. Boşanmıştı, hayatına yeni bir sayfa açmıştı. 37 yaşındaki Tülay Aksu, 2 çocuk annesiydi, eşinden boşanmıştı. Yeni bir hayat kurmak istedi, annesine ait bu evde yaşamaya başladı. İddiaya göre geçen yıl biriyle tanıştı ve onunla evlendi. Ancak bu haberi alan eski koca Tülay Aksu'nun evinin önüne gelip onu beklemeye başladı. Tülay Aksu ve yeni hayat arkadaşı Mesut Sivil olacaklardan habersiz evlerine geldi. Ancak eski koca Erdem Demirbaş o evin önünde elinde silahıyla pusu kurmuştu. 3-4 el silah sesi geldi. Bir silahlı saldırı olmuş. 2 kişi vurulmuş. Bir kadın, bir erkek. Eski eşinin silahından çıkan kurşundan isabet ettiği Tülay Aksu ve Mesut Sivil burada kanlar içinde yere yığıldı. Paniğe kapılan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksu ve Sivil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Evet, hayatını kaybetmişler. Katil zanlısı eski kocanın geçen yılda Tülay Aksu'nun içinde bulunduğu otomobile saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Silahıyla birlikte olay yerinden kaçan katil zanlısı eski koca, çok geçmeden cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Ve günün en korkunç haberinde sıra. 13 yaşındaki 3 arkadaş Ankara'daki bir evde buluşmuş, bilgisayar oyunu oynuyorlardı ve iddiaya göre oynadıkları oyun bir savaş oyunuydu ve bir anda aralarında bir tartışma çıktı. Beni neden öldürdün diye başlayan o tartışma kavgaya, sonra da vahşi bir cinayete dönüştü. Bileklerini kesiyor, çekişte kafaya vurmuş. Kanlar içindeydi. Bir kere çekiş olayı var, korkunç bir olay. Duvarlar falan hep kan içindeydi. Bayağı bir kan kaybetmiş. Ağzı kan içerisinde, elleri kan içerisinde. Abimi kurtarın dedi bana. Önce bileğini kesti, sonra eline geçirdiği çekiçle arkadaşının başını ezdi. Bu korkunç cinayeti 13 yaşındaki bir çocuk işledi. Bilmiyorum, çok korkunç bir şeydi ya. Yapacak çocuk değildi ya. Çok iyi çocuktu. Akıl almaz olay akşam saatlerinde yaşandı. Evde bulunan 13 yaşındaki 3 çocuk bilgisayar oyunu oynuyordu. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olayın şüphelisi çocuk ikiz kardeşlerden birinin iddiaya göre önce bileklerini kesti. Ardından evde bulduğu çekişle defalarca kafasına vurmaya başladı. Bilgisayar oyunu oynuyorlarmış. O oyunda da işte sen beni nasıl yenersin, nasıl öldürürsün diye tartışma yaşayınca kavga çıkmış. Korkunç yani, hakikaten çok üzüldük. İki tane çocuk nihayetinde bir oyun yüzünden yok oldu gittiler yani. Duvarlar hep kandı. Sadece her yerin kan olduğunu gördük. Çok kötü bir duygu gerçekten. Allah ailesine sabır versin. İkiz kardeşlerden diğeri evden kaçmayı başarmıştı. Komşuların ziline bastı. Defalarca yardım istedi. Olayın şüphelisi çocuk ise kapıyı kilitlemişti. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girebildiler. İçeri girdiklerinde ise 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Kaçarken büyük bir ihtimal o da bıçak darbesi almış. Oğlanın ağzı burnu al kanlar içinde. Oğlan titredi, ağlayarak teyze dedi, abimi öldürür, içeri girin. Bir kapıyı dövdük, komşular geldi, kapıyı arkada kilitlemiş. 13 yaşındaki katil zanlısı polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürüldü. Saldırıdan şans eseri yaralı olarak kurtulan ikiz kardeş hastanede. Diğerinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Korkunç olay soruşturuluyor. Bir tanesi ne olacağı belli değil, bir tanesi mezara gitti. Yani korkunç bir olay. Ufak, huzur dolu bir avlusu vardı. Boğaz turlarında özellikle dikkat çekerdi. Mavi denizin bitip yeşil ağaçların başladığı yerde kiremit rengi minaresiyle dikkat çekerdi Vaniköy Camii. İstanbul'un çok bilinmeyen saklı güzelliklerinden biri bugün ne yazık ki alevlere teslim oldu. Cami yanıyor. Tarihi Vaniköy Camisi. Hadi ya. Geçen her saniye büyük önem taşıyordu. Tarihi camiyi kurtarmak için dört koldan seferber oldular. Tarihi Vaniköy Camii yandı. Öğlen bir sıralarıydı. İstanbul Çengelköy'de bulunan Tarihi Vaniköy Camii'den bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alevler geçen her saniye daha da büyüdü. Zamanla yarış vardı. Yardım çağrıldı. Hem karadan hem de denizden ekipler geldi. Tarihi camiyi alevlerden kurtarmak için dört bir koldan müdahale edildi. Yangın büyük çabalar sonunda kontrol altına alınabildi. Ama ortaya çıkan son görüntü iç acıtan türdendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tam da bu ortamda bir bu eksikti dediğimiz haber de sıra. Haberini daha önce de yapmıştık. Dubai'de başlayıp bize sıçrayan tuhaf bir etkinlik var. Cinsiyet Öğrenme Partisi. Bu kez Ankara'da oldu. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çift bir parti düzenledi. Üstelik böyle bir ortamda. Şimdi bebeklerinin cinsiyetini Ankara'nın uğrak mekanlarından Atakule'ye yansıtılan ışığın rengiyle öğrendiler. Bunun için ödedikleri para da 20 bin lira. Aile için belli ki bu rakam çok değil ama tepki büyük. Özellikle sosyal medyada. 4, 3, 2, 1. Mavi ise erkek, pembe ise kız. Dubai'de başlayan akım Türkiye'ye sıçradı. Ankara'nın simgelerinden biri olan Atakule,
Cinsiyet Öğrenme Partisi'ne ev sahipliği yaptı. Başkentte yaşayan bir çift doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi. Sosyal medyada yayınlanan o görüntüler tartışmaları da beraberinde getirdi. Akım Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'da başlamıştı. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenleyen çift $100,000 karşılığında Burj Khalifa'ya ışık yansıttı. Benzer bir görüntü Ankara'da da yaşandı. Atakule'de düzenlenen cinsiyet belirleme partisi akşam saatlerinde başladı. Çift ve arkadaşları heyecanla beklerken kuleye yansıtılan pembe renkten kız bebek sahibi olacaklarını anladılar. Bu parti çifte pahalıya mal oldu. Cinsiyet belirleme partisi için organizasyon şirketine tam $20,000 ödendi. Atakule'nin renklendirilmesiyle yapılan partiye tepkiler de çığ gibi büyüdü. Kanarya Adaları'nda tatilcilerin gözleri önünde korkunç bir olay yaşandı. Dev bir kaya uçurumdan koptu ve saniyeler içinde denize indi. Tam da o noktada karavanlar vardı. Saniyeler içinde çöktü. Karavancıların Kanarya Adaları tatili kabusa döndü. İspanya'da La Gomera adasında gerçekleşti ürkütücü olay. Aslında birkaç saniye öncesinde yaşanacak faciayı hissedenler oldu. Ama bölgedekileri uyarmak için yeterli zaman yoktu. Uçurumun tepesindeki dev kayalık göz açıp kapayıncaya kadar adadan koptu ve kıyıya ulaştı. Kısa sürede ünlü plajı dev bir toz bulutu kapladı. Tatilciler yaşananları dehşet içinde izledi. Kaya parçalarının denize ulaştığı bölümün sadece birkaç metre ötesinde karavanlar vardı. Olayı görmeleriyle kayaların suya ulaşması bir oldu. Kaçmaya fırsatları bile kalmadı. Şoku atlatabilenler hemen kurtarma ekiplerini aradı. Yetkililer acil durum ilan ettikleri olay yerinde hemen aramalara başladı. Çalışmalar sürüyor. Tokat'ta son ses müzikle ilerleyen bir sürücü aynı zamanda da sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu. Önünde duran traktörü fark edemedi. An be an kayıtlara geçen o faciada iki kişi hayatını kaybetti. Son ses müzikle sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyordu. Önündeki traktörü fark edemedi. Yayın sevdası iki kişiyi hayattan kopardı. Tokat'ta yaşayan Eşref Aydın kentte otomobille turluyordu. Müziği son ses açmış, o anları da sosyal medya hesabından yayınlıyordu. Aslında kaza dakikalar öncesinden geliyorum demişti. Sürücü Zile'ye geldiğinde gece karanlığında önünde duran traktörü fark edemedi. Traktörün römorkuna çarpıp savrulan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya döndü. İki kişi sıkıştıkları demir yığının arasında hayatını kaybetti. İtfaiyenin kurtardığı 7 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Ve bir kaza anı daha. Bu kez kask kamerasından bir motosikletli önünde giden kamyonete büyük bir hızla çarptı. Görüntüler geliyor. Frene bastı ama duramadı. Dönüş yapan kamyonete büyük bir hızla çarptı. Kask kamerasına yansıyan kaza Kars'a geçti kayda. İki arkadaş motosikletleriyle geziyordu. Özel harekat polisi Serkan Yiğit bir anda hızlandı ama hesaplamadığı bir şey vardı.
Dönüş yapan kamyonete çarpan Serkan Yiğit hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan özel harekatçının durumu ağır. Kamyonet sürücüsü ise gözaltında. Şimdi sizi İstanbul Beyoğlu'nda bir tamirhaneye götüreceğiz. Bu tamirhanenin ustası hurdaya dönmüş otomobilleri alıyor, büyük bir emek ve özveriyle onları tekrar hayata döndürüyor. Kendisi bunu hobiden ziyade hastalık olarak tanımlıyor. Arkadaşımız Altay Altuğ o tamirhaneye gitti ve bir otomobilin yeniden doğuşunu görüntüledi. Herkes bu arabalardan kurtulmaya çalışırken ben bu arabaların peşinden koşuyorum. 1950'lere, 60'lara, 70'lere ait hurdaya dönmüş araçlar var burada. Burası Beyoğlu Dolapdere Mahallesi ve bir çıkmaz sokak, Menekşeli Çıkmazı. Ve bu çıkmaz sokakta apartmanlar arasında kalmış bir garaj var. Garajda da iki usta var, işinin ehli. Öyle müthiş işler yapıyorlar ki işte buradaki hurda araçlara yeniden hayat veriyorlar. Araçlar kendime ait. Satın alıyorum, kötü bir vaziyette alıyorum ve bütçeme uygun olduğu süre içerisinde kafama göre restorasyona başlıyorum. Barış Işınçelik'in unutulmaya yüz tutmuş ve kullanılmaz hale gelmiş araçlara hayat verdiği garajındayız. Hangi işlemde? Şu anda zamanında açılmış hoparlör delikleri vardır bu arkalarda. Biz bunları orijinal haline geri çeviriyoruz. 1957 model, tam 63 yaşındaki bu nostaljik aracın içerisindeyim şu anda. Tabii koltuklar olmadığı için bu şekilde çömelmek durumunda kaldım. Bu araç tam 20 gün önce geldi ve 6 ay sonra ise bitecek. Neler yapılacak? Barış Işınçelik bu aracın koltuklarını buraya yerleştirecek ve camlar yenilenecek ve araçtaki tüm aksesuarlar değişecek ve sonrasında bu araç asfaltla buluşacak. Bütün parçalar tedarik edildikten sonra, parça kalitesiyle birlikte toplandıktan sonra bütçesi herhalde 700 bin TL gibi bir rakamı bulacak. Şimdi Barış abi bana da oksijen kaynağı yapmayı öğretecek. Tabii böylesine değerli bir aracı da bize emanet ediyor abi. Teşekkür ederiz. İnşallah pişman olmam. Akıllı vida ver, şarjlıyı ver, kalem ver. Ben bir de çıkan parçaları saklarım her zaman yaşanmışlık olduğu için. Tabii burada nostalji rüzgarı estiğini hemen arkadaki Gülşen Bubikoğlu tablosundan, yine hemen sağ taraftaki Türkan Şoray fotoğrafından da çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ablalarımız bizi hiç bırakmıyor. Sürekli göz üstümüzde. Peki o kadar hurda araç gördük ama hiç bitmiş araç yok mu diye merak edenlere, işte onlardan bir tanesi. Bu araç geldiğinde az öncekiler gibi hurda vaziyetteydi. Ancak işte buradaki iki usta adeta sıfır araç gibi yaptılar. 1973 model bir Vosvos. Üstü kapalı olabiliyor, iki kişilik olabiliyor, tenteli olabiliyor. Değişik bir tasarım yaptık. İnşallah Vosvos severler bunu da severler. Onun arabasına güzel. Hesaplayıp da mı vurdu yoksa şansı inanılmaz biçimde yaver mi gitti? Golf tarihine geçecek atışı görenler gözlerine inanamadı. Tekrar tekrar izlenecek vuruş birazdan ATV'de. Kocaeli'nin en işlek caddesindeki mazgallara gözünü dikiyor, saatlerce bakıyordu. Ve bu merak uyandıran davranışıyla önce Fethiye Caddesi esnafının, sonra şehrin, şimdi de tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Sokak köpeğinin ne aradığını bulmak için özel kameralarıyla itfaiye devreye girdi bugün. Bir şeye rastladınız mı? Herhangi bir görüntü yok şu an. Kimi fare var dedi, kimi yavrusunu arıyor. Herkes bu köpek nereye bakıyor sorusunun cevabını bekliyor. Acaba fare mare mi var orada? İşte o sırrı çözmek için itfaiye devreye girdi. Mazgallar tek tek kaldırıldı. Günlerdir merak edilen konu işte ASO, mazgalın altında nereye bakıyor? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Birazdan bu mazgalları kaldıracaklar ve altında ne olup olmadığını kontrol edecekler.
Mazgallardan aşağı uzun uzun bakan köpek, Kocaeli'nin en işlek caddesi Fethiye'nin sembolü oldu. Esnaf merak uyandıran köpeğin adını Aso koydu. Mazgallar kamera sistemiyle kontrol edecek. Bakalım mazgalın altında herhangi bir şey rastlanacak mı? Herhangi bir şey yok köpeğin. Kuruntusu mu desek? Aso'nun günlerdir neyin peşinde olduğu kente büyük merak konusuydu. Vallahi ben de bir şey göremiyorum mazgalda ama köpek hani bakınca biz de bakmak zorunda kalıyoruz. 20 dakikadır inceliyorsunuz. Herhangi bir şey buldunuz mu? Yok, herhangi bir şey yok şu an. İtfaiye ekipleri cadde üzerindeki mazgalları tek tek kaldırdı ve kontrol etti. Fakat mazgal altında herhangi bir şeye rastlanmadı. Yani bu durumda Aso'nun nereye baktığı yine çözülemedi. Herhangi bir şey rastlamadık. Hareket edebilen yavru kedi olabilir, yavru köpek olabilir. Karabük'te seyir halindeki bir araç yolun karşısına geçen ineğe çarptı. Zavallı hayvan çarpmanın etkisiyle yere savrulmuş, hareketsiz halde yatıyordu ki sonra bakın ne oldu. Kaza sonrası yere yığılmıştı. Sanki söylenenleri anlamışçasına kesileceğini duyunca birden ayağa kalktı. Karabük'te seyir halindeki bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Videoya çekin, haber yapalım onu. Hayvanlar birden çıktı vallahi karşıma. Ben de ne olduğumu anlayamadım. Çarpmanın etkisiyle inek metrelerce öteye savruldu. Yerde hareketsiz yattığı sırada sanki söylenenleri anladı. Kes hemen, kes hemen. Anam ölmemiş hala. Kesilme korkusu mu yoksa kazanın şoku mu bilinmez. Birdenbire ayaklanan inek yürüyerek bölgeden uzaklaştı. ATV'nin klasikleşmiş yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Geçtiğimiz hafta unutulmayacak bir yarışmacıyı ağırlamıştı. 2 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle işitme duyusunu kaybeden Buket Demirel Erol'un tüm Türkiye'yi hayran bırakan milyoner olma yolculuğu bakın nasıl noktalandı. Zorlandı, tereddütte kaldı ama asla vazgeçmedi. Şu ana kadar 9 soruya doğru cevap verdin. Ve 1 milyon için geriye 3 soru kaldı. Alkışlıyorum seni Buket. Ay, çok teşekkür ederim. İşitme engelli Buket Demirel Erol, geçtiğimiz hafta ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış, başarısıyla geceye damga vurmuştu. Bütün Türkiye seni anlıyor. Teşekkür ederim. Ve ikinci barajı da geçmişsin Buket. O yüzden lütfen kendini biraz tebrik et. 60 bin liralık soruya da doğru yanıt veren genç yarışmacı için sırada 125 bin liralık soru vardı. Buket, bu akşamlık maalesef bitiriyoruz. Süremiz yetmedi. Ah. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz seninle. Tamam. Başarılı yarışmacı yayınlanan son bölümde kaldığı yerden devam etti. Ve Buket Demirel Erol geliyor. Merhabalar Buket. Nasıl heyecan durumun? Heyecan var çok. Devam edelim mi? Devam edelim lütfen. Ve 125 bin lira değerindeki o soru geldi. Ya yarışmadan çekilecekti ya da risk alacaktı. Ben çekileceğim galiba. Buket, bence hızlı karar verme. Kendine de bir şans ver. Ben risk almak istiyorum galiba. B. Dana etli sandviç. Son karar. Saniyeler geçtikçe heyecan daha da katlandı. Buket, 125 bin lira kazandın. Neler hissediyorsun? Benim için çok, yani manevi anlamda çok 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 önemli. Bu soruya kadar geliyor olmak, yani Seherler Camiası'nda biri olarak katılıp belki şimdi işaretçiliği öğrenmek isteyenler olmuş geçen haftadan. Belki onlara da bir vesile olmuş olacak. O yüzden mutluyum. Başarısı kadar kişiliği ve duruşuyla Türkiye'yi kendine hayran bırakan Buket Demirel Erol, yarışmadan 125 bin liralık ödülle ayrıldı.
Bugün İstanbul'da bambaşka bir heyecan vardı. Tam 9 yıl aranın ardından İstanbul Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı ve şampiyon. Nefes kesen Formula 1 Grand Prix'sinde mücadeleyi Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton kazandı. Formula 1 severler tarihi heyecanı pandemi nedeniyle dışarıdan takip etti. Daha önce de izlemiştim. Ya bu heyecanı yaşamak çok güzel. Sesleri buradan, heyecanı telefondan takip ediyoruz. Evet, bayrak oldu. Yani burada şu an yarışı izlemediğimiz için burada kim acaba spin attı onu çok merak ediyoruz. Valla zeminde kaygan, inşallah bir kaza bel olmadan biter. Bir yandan kahvenizi yudumluyorsunuz. Açık hava. Yarışı açmışsınız telefonda. Bence güzel bir ortam. Bence güzel, evet, keyifli. Ve işte o ses, Formula 1 sesi 9 yıl aranın ardından yeniden İstanbul Park'ta yankılanıyor. Kıyasıya bir yarış ortaya çıkıyor. Burada yarışan 20 pilottan 17'si ilk kez İstanbul Park'ta yarışıyor ve İstanbul Park pilotları oldukça zorluyor. Antrenman turlarından sıralama turlarına kadar pilotlar oldukça zorlandı ve dünya şampiyonluğunun en büyük favorisi Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu burada ilan etme ihtimali var. Hamilton'ı destekliyorum. Zaten şu anda birinci. Bence şu an sizin konforunuz gayet yerinde. Aynen, biz eminiz şu an. Var mı favoriniz? Verstappen. 2020 Türkiye Grand Prix'si ilk etapta seyircili koşulacaktı. Hatta tüm biletler tükenmişti. Fakat sonrasında alınan kararla pandemi nedeniyle seyircisiz koşulmasına karar verildi ve biletlerin ücretleri seyircilere tek tek iade edildi. Hal böyle olunca İstanbul halkı da çözümü İstanbul Park'ın etrafına gelip en azından sesleri duyarak yarışı takip etmekte buldu. Yani en azından o sesini duyabilmek vesaire çok iyi hissettiriyor bana yani. Keşke daha yakından görebilsem, bu kadar da yeter sesleri. Çok seviyorum. İşte bir başka VIP loca diyebiliriz. Çekirdek hazır. Her şey hazır. Sesleri duyuyorsunuz sadece. Çekirdek olmasa kendimiz yerinde olmayacak. Hava çok soğuk. Kaç yol denedik ama bir türlü içeriye giremedik. Sese daha heyecan verici uzaktan. İnsan mutlu oluyor yani. Ve 2020 İstanbul Grand Prix'si sona erdi. Damalı bayrağı ilk gören isim Lewis Hamilton oldu ve başarılı pilot 7. kez dünya şampiyonluğunu ilan ederek Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'i yakaladı. Hamilton'ın yanında 2. sırada Sergio Perez, 3. sıradaysa podyumda Sebastian Vettel vardı. Tokat'ta yaşayan Beytullah Çetinkaya 19 yaşında, otomobil tutkunu bir genç. Geçen yıl aldığı Doğan model aracına binlerce lira harcayıp dikkat çekici özellikler ekletti. Spor otomobil tasarımıyla bilinen Lamborghini'den etkilenen genç aracına yeni bir hava katmayı başardı. Lamborghini'den baktığımızda hani gördük, biz bunu yapabilir miyiz düşündük. Lamborghini'den esinlendi, emektar aracının kapılarını yukarı doğru açılır şekle getirdi. Bir 25 bin 30 bin lira para gömdüm bu aracı yapmak için. Tokat Erbaa'da yaşayan 19 yaşındaki Beytullah Çetinkaya geçen yıl 2001'de üretimine son verilen Doğan model otomobili satın aldı. Yapılacakları da var yani, bir 5-10 bin liralık daha masrafı var. Çetinkaya 10 bin liraya satın aldığı aracını modifiye etmek için 25 bin lira harcadı. Tozunu görüyorsun, gecenin biri de olsa ikisi de olsa inip siliyorsun yani, aşk yani, ne bileyim, bir insan bir sevgilisine koşar, bir şeyine koşar, biz ilk önce arabamıza koşuyoruz. Aracının rengini değiştiren otomobil tutkunu genç Lamborghini'den etkilendi. Doğanlı'nın kapılarını yukarı açılır yaptırdı. Kaportacı ustam Davut abim sağ olsun, hani o da yardımcı oldu. Denedik, olmadı, bir daha söktük, bir daha denedik, söktük, taktık, hani en sonunda bir tutturduk yani ayarını da. Yeni sahibinin elinde yeniden doğan emektar Doğan, görenlerin beğenisini topladı. Hayaliniz varsa yani yapın. Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın Covid testi pozitif çıkmıştı. Hastalığın nasıl bulaştığını anlamak zor değil aslında. Omuzlarda eğlence karantinada bitti. Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah, kardeşinin düğününde pandemi yokmuşçasına eğlendi. Maske ve mesafenin yok sayıldığı gecenin hemen sonrasında ünlü futbolcunun testi pozitif çıktı. 28 yaşındaki Salah şu anda semptom göstermiyor ama başı koronadan değil, sorumsuzluktan ağrıyacak gibi. Çünkü medya ve taraftar futbolcuya tepkili.
karantinadaki futbolcu takımını 3 önemli maçta yalnız bırakacak. Amerika'da bir golf kortunda öyle bir görüntü kayda geçti ki izleyenler gözlerine inanamadı. Ölçtü, biçti, hesapladı. Sonrasında öyle bir atış yaptı ki golf tarihine adını yazdırdı. İspanyol golfçü John Ram'ın vuruşu için kimileri ustalık dedi, kimileri ise şans. Top önce suyun üzerinde seke seke ilerledi, sonra çim zeminde yuvarlandı hedefine doğru. Nihayetinde ise süzüle süzüle düştü 16 numaralı deliğin içine. Akıl almaz vuruş Amerika'da düzenlenen Masters turnuvasının antrenman turunda kayıtlara geçti. Sopayı tutan else dünya sıralamasının zirvedeki isimlerinden İspanyol golfçü John Ram'dı. Ram, 26. yaş gününde yaptığı vuruşla hem doğum gününü kutladı hem de unvanının hakkını verdi. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın sabah kahvaltı haberlerinde görüşmek üzere. İyi akşamlar.